Ben bir şey sormak isterim. Rusya'nın bu saldırılardan amacı ne? Yani stratejik amacı ne? Bir dakika, çok Tam özür hani dilerim. Rusya'yı tam bu saldırılarda nereye oturtmak Evet, gerektiğini, bunu yani tam cevaplayalım anlaşılır ama şu gibi, bilgiyi ya ben vereyim. çünkü Türkiye'nin Buyurun. kontrolü altındaki bölgeye saldırıyor ya. Türkiye ile Rusya ilişkilerinde şu anda çok bir anormal bir gerginlik falan yok. Böyle bir durumda, tam da böyle bu koşullarda, bugünkü koşullarda S-400 tartışmalarının olduğu bir dönemde Rusya eğer Türkiye'nin kontrolündeki bölgeyi hedef almışsa amacı ne olabilir? Şimdi ben iki bilgiyi aktarayım Mete Bey'e sözü bırakmadan önce. Sonra da Sayın Karakuş'la devam edelim. Şimdi bu terhin, bu saldırıların olduğu bölgelerde ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri var. Çok sayıda tankerin yanması sonucu da biraz önce işte gördüğümüz bazı görüntüler oluştu. Demek ki orada yani diğer noktalara, bu petrol rafineri noktalarına dokunulmazken buraya saldırılıyor olmasının bir anlamı var. Mete Bey onu birazdan daha da açar ama Güngör Yavuz Aslan gazeteci, yazar bize şu bilgiyi iletmiş sağ olsun. Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammut, BAP'ın kuzeyindeki bu Terhin köyüne düzenlenen balistik füze saldırısının Kuveyris üssünden yapıldığını, Humran bölgesine ise sahilde Laskiye ve Kuveyris'ten yapıldığını açıklamış. Kuveyris bilmiyorum üs olarak Şimdi ne ben demektir şöyle ama. söyleyeyim. İki tane saldırı var. Bir Bu tanesi daha çok özür Elbap dilerim. Terhin Köyü. Evet. İki hedef vuruldu. İkincisi Hamran'daki yakıt pazarı. İki yer vuruldu. Bir yer değil. Tamam. Bu gösteriler bir tane yer değil. Suriye'den atıldığı demek ki çıktı ortaya. Peki. Evet, Mete Bey buyurun siz tamamlayın lütfen. Şöyle söyleyeyim. Bakın ilginç tarafı şu, sizin söylediğinizden bir tanesi Halep'e yakın olan bir üstten bahsediyorsunuz. İkinci üst de Laskiye'ye yakın bir üstten bahsediyorsunuz. Evet. Biz Elbap operasyonu sırasında Elbap'a saldırı olduğunda şöyle bir bilgiyle toplumu bilgilendirdik. Dedik ki işte üstün ismini verdik. Bu üstten kalkan kime ait olduğuna bilmediğimiz bir uçak tarafından vurulduk. Bir daha söyler misiniz? Bir daha söyleyeyim. Üssün ismini verdik. Hangi üsten, hangi saatte kalktığını söyledik. Ve hangi saatte üstüne geri döndüğünü söyledik. Ama verdiğimiz bilgi şöyleydi. Kim tarafından kullanıldığı ve kime ait olduğunu bilmediğimiz bir uçak tarafından vuruldu dedik. Evet. Bunun içerisindeki neydi biliyor musunuz? Yani bu niye böyle söylendi onu söyleyeyim size. Lütfen. Suriye sahasını eğer iyi biliyorsanız Suriye sahasında maalesef ve maalesef kimin eli kimin cebinde olduğunu bilemezsiniz. Çünkü sahada İran tarafından desteklenen milisler, Suriye destekli milisler ve Suriye ülkesine ait olan yerel yani federal veya ne diyeyim merkezi kuvvetler var. Ve işin ilginç tarafı bunlara yardıma gelen başka ülkelerden de gruplar var. Bölgede İranlı subaylar var. Mısırlı subaylar var. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen subaylar var. Hatta başka Yemen'den gelen kişiler var. Yemen'den gelen kişiler var. Bölgede Afganistan'dan gelen milisler var. Ve Yemen'den gelen milisler var. Yani coğrafyanın içerisinde bir Yok uçak yok. kalkıyor. Bakın bir uçak kalkıyor. Uçağın pilotunun kim olduğunu bilmiyorsunuz. Uçağı Mısırlı pilot mu kullanıyor? Yemenli pilot mu kullanıyor? Veya yerel bir pilot mu kullanıyor? Bilgisine sahip değilsiniz. Bu coğrafyada maalesef ve maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü kim kiminle çalıştığını ve kimin hakimiyeti olduğunu bilmiyorsunuz. Zaman zaman Rusya destekli milislerle İran destekli milisler kapışıyor ve savaşın eşiğine geliyorlar. Bir şekilde son anda işte birbirlerini öldürüyorlar ve son anda vazgeçiyorlar. Coğrafyanın içerisinde böyle bir durumda bileceğiniz çok fazla kabiliyet ve imkan ve kabiliyetiniz yok. Gelişen durum da onu gösteriyor. Bir kez daha söyleyeyim. Bu coğrafyanın kaderi maalesef ki maalesef bu. Benim korkum çok uzun zamandan beri de beklediğimiz bir durum. Rusya bir taraftan kendisini bölgenin dışına atmaya çalışırken bir taraftan da farklı alanlarda kuvvet dengesini değiştirmeye çalışıyor. Mesela
geçen hafta içerisinde bizim daha önce şehit verdiğimiz, 34 şehit verdiğimiz bölgeden Rusya kendi askerlerini geri çekti. Yani İdlib'den, İdlib'deki o bölgeden. Evet, Sarakin dedikleri bölgeden kendi askerlerini geri çekti. Bunun bir kısmını şöyle yorumlayanlar oldu. Bölgede bir çatışmanın başlama durumu var. Ve bu başlama durumuna da göre de Rusya kendisini sağlıklı atmaya Peki bu çok önemli. Yani şimdi Mete Bey çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Nedim Şener'in sorusunu Sayın Karakuş'a, Sayın Caş'ına da soralım ama yani, gazeteci yazar Güngör Yavuz Aslan çok kısa bir süre için yayınımıza dahil oldu, katıldı. Merhabalar Sayın Yavuz Aslan. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Siz şimdi bölgedeki sıcak gelişmeleri yakinen takip ediyorsunuz. Biraz önce aktardığım bu açıklamayı da siz ilettiniz. Sağ olun. Bir hızlıca bize aktarır mısınız? Bugünkü bu sıcak gelişmeye dair nedir son bilgiler? İki tane balistik füze Jarablus ve Elbaban kuzeyine isabet aldı. Suriye Milli Ordusu'nun yetkileriyle Yarbay Yusuf Hammut Bey ile iletim kurduk. Bunun balistik bir füze olduğunu ve Küveyris üstünden hedef alındığını düşündüklerini kendisi resmi sözcü olarak açıkladı. Küveyris üstünde rejim unsurları ve Rus unsurlarının olduğunu, ama bu füzenin rejim envanterinde mi yoksa Rusya'nın envanterinde mi olduğunu söyledim. İran'da ben İranlı milisler de olabilir rejim destekli. Ama şu var, Suriye Milli Ordusu'nun yani Türkiye'de ÖSO olarak bilinen kontrolünde olan Elbaba atıldı. Mazot pazarı, ben sordum, bir bölgede boru hattı ya da depom var dedim kendisine. Terim köyünde mazot pazarının, işte yakıt sıkıntısı olduğu için tankerlerin toplu halde bulunduğu bu bölgeye atıldığını akşam saatlerinde bunu söyledi. İşte İlkel bir rafineri tesisi gibi geçti bilgiler ama. Ben şöyle anlatayım Başak Hanım, şöyle. Petrol terör örgütü YPG ve Amerikan bölgesinde olduğu için gelen ham petrol, ben o bölgeyi biliyorum, ham petrol ilkel derme çatma rafinelerde damıtılma yöntemiyle mesela ham petrol mazota çevriliyor. İşte damıtılma, yerel halk buna damıtma ya da diyor. Bu tesisler vuruldu. İşte Suriye Milli Ordusu'nun ya da yerel halkın kontrolünde oldu. İşte bunlarla da çok kötü bir mazot bölgedeki ihtiyaç gideriliyor. Maalesef böyle bir durum var. Özellikle terör köyünde bulunan mazot pazarında daha çok kaybın olduğunu söyledim. Şu anda Suriye Milli Ordusu bölgeye yakın yerlerde bir hareketlilik var saldırıdan dolayı. İşte ilk gelen bilgiler ne kadar bunun işte Rusya tarafından yapıldığı yoksa bunlar teyit edilmeyen bilgiler. Bir gazeteci olarak açıkladım. Elbap'ta özellikle Jarablus Türkiye sınırına çok yakın. Sıfır nokta Karkamış, Gaziantep Karkamış'ın kantında. Elbap'ta da ben çalışma ziyareti yaptığım için Türkiye'nin bir üssü var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Fırat Kalkanı Harekat Komutanlığı'nın sorumluluğunda olan bölge, izleyicilerime söyleyeyim. İki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekat Komutanlığı var. Suriye Milli Ordusu'na bağlı, işte kamuoyunda ÖSO olarak veren grupların kontrolünde. Bu şu, Türkiye'nin yaptığı önemli operasyonlardan sonra en son İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı ve Barış Pınar Harekatı'ndan sonra ilk defa Suriye'nin askeri etkisi olan bir bölgeye bir balistik füze saldırısı oluyor. Mete Bey çok yakın takip ediyor bölgeyi. Zaman zaman gruplar arasında Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG ya da rejim uçuşları arasında karşılıklı top atışı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı üzere terör örgütüne sızmalayını önleyici operasyonlar, kısmı operasyonu oluyor. Ama ilk defa balistik füze, ki büyük ihtimal Sukut olabilir. Ben Yarbay Sözcü Yarbay'la irtibat kurmaya çalışıyorum bu konuda. Bir resmi açıklama. Şu anda da Suriye Milli Ordusu'na bağlı sayfalarda, Arapça sayfalarda resmi açıklamalar gelmeye başladı Milli Ordu tarafından. Alan Gergin gerçekten tam bölgedeki Biden'la birlikte yeni dengelerin oluştuğu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin içinde İran yanlısı milislere askeri oluşturduğu, etki oluşturdu. En son da İsrail'in biliyorsunuz bir hava harekatı oldu İran destekli milislere. Böyle bir saldırının gerçekleşmesi özellikle Türkiye'nin sorumluluğu olan ve 7 milyona yakın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgesi, İdlib'de içine kaldığımız 7 milyon sivilin yaşadığı bir bölgede bir istikrarsızlık gerçekten Türkiye'nin burnunun dibinde bir insani drama yol açabilir.
İnsanlar çok tedirgin Başak Hanım, onu da anlatayım. Evet. Özellikle Fırat Kalkanı bölgesinin Türkiye'ye çok yakın olması ve Elbapan kuzeyine ve Türkiye sınırına çok yakın. Ben izleyicilerimiz biliyor, Jarablus'u. Gaziantep, Karkamış, arada bir tren hattı, hemen öbür yanı Jarablus. Yani evet, o kadar yakın bir bölge olması dikkat çekici bir konu. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ya da diğer görevlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Hem ben Suriye Milli Ordusu'nun sözcüleri hem de oradan bulunan gazeteci arkadaşlarımıza konuyu yakından takip ediyorum. Yerel itfaiye teşkilatı, onu da anlatayım. Elbap'ta bir, Jarablus'ta Özgür Suriye'nin kurduğu bir itfaiye var, yerel itfaiye. Buraya müdahale etti. Yaralılar Elbap ve Jarablus'ta bulunan hastanelere, Türkiye'nin desteğiyle oranın tekrar normalleşmesi için kurulan hastanelere kaldırılmış durumda. Bir kimyasal ya da benzeri bir şey olup olmadığını sordum. Balistik füze dedi. Böyle bir kimyasal, biliyorsunuz rejim kimyasal başlık da kullanabiliyor. Biz bunu Halep'te ve Şam'da yakınlarında gördük önceden. Böyle bir şey olup olmadığını sordum. Yok, balistik füze. Özellikle hedef alanında, onu söylediler bana. Yani mazot pazarları olarak adlandıran özellikle alanında söylediler. Bölge gergin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yavuz Aslan. Bize bölgeye dair bu... Son saldırılara dair en sıcak bilgileri iletti Güngör Yavuz Aslan. Sağ olunuz, iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler akşamlar, katkınız için. Mete Bey sağ olun. Sizin sözünüz yarım kalmıştı. İsterseniz tamamlayalım. Yani ya, öyle bir tablo var ki orada da. Yani. Bir uçak kalkıyor, Mısırlı mı kullanıyor, Mısırlı pilot mu kullanıyor, İranlı pilot mu kullanıyor? Kimin ne yaptığı belli değil Rusya aslında. Üzerinden bir, bu saldırıyı konu alan ve Rusya üzerinden bir analiz herhalde çok anlamlı değil bu şu aşamada. Çünkü bölgede lokal grupların yürütmüş olduğu birbirine karşı herhalde bu şey de olabilir. Çok mevzi bir saldırı da olabilir. Hani bir politika değişikliğini ve büyük bir politik analiz yapmayı gerektirecek türden bir içinde Rusya'nın olduğu, işte Moskova'nın olduğu bir süreç. Tabii bölgede birbirine mesaj veriyor güçler, yani kim ne diyor onu da anlamaya çalışıyoruz aslında. Benim şöyle bir durum var. Hani gruplar diyoruz da o grupların arkasındaki güçler de söz konusu malum. Buyurun Mete Bey. Şöyle bir durum var. Balistik füzenin ateşlenebilmesi için ekstra kodlara ihtiyacınız var. Yani birisi kafasına göre bir atış yapamazsınız. Eğer bir katı ateşlemek istiyorsanız bununla ilgili kodlara ihtiyacınız var. O kodlar olmadan herhangi birisi ben bugün kafam bozuldu yapamazsınız. Yani havanı böyle atarsınız. Tank savar silahını böyle atarsınız. Topçu silahını böyle kullanabilirsiniz. Ama bir balistik füzenin ateşlenebilmesi, bir seyir füzenin ateşlenebilmesi belli bir prosedürü gerektiriyor. O prosedür anlamında o kadar kolay değil. Yani yapan kişi muhakkak biliyordur da siz bilemeyebilirsiniz. Ama atan kişi kendisini biliyordur. Niye bu alanlar seçiliyor sorusunu şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bölgede şöyle bir durum var. Üçe ayırıyoruz bölgeyi. Fırat'ın doğusu, merkez hükümetin hakimiyet alanı, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapmış olduğu harekat alanları. Bu harekat alanların içerisinde güvenliğin en maksimum olduğu alanlar aslında bu operasyon alanları. Afrin harekat alanı, Ceraplı şeydeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanı. Bu bölgelerin iki tane eksiği var. O da şundan kaynaklanıyor. Bir su eksiği. Çünkü su Rusya tarafından PYD'ye peşkeş çekilmiş durumda. İki, petrol. Çünkü neden? Elektrik yok. Bölgede hayatın idame edebilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli kritik malzeme petrol. Çünkü elektriği oradan üretiyorsunuz ve bölgedeki tarım yapacaksanız da, ikmal veya herhangi bir yere gidecekseniz de muhakkak araç kullanacaksınız. Herkes, yani yolda bir taşımacılık yok, herhangi bir şey yok. Herkes kendi vasıtasıyla bir yerden bir yere ilerlemek zorunda. Eğer bölgedeki dengeyi ve huzursuzluğu arttırmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. Bölgeye petrolün girişini engellemek. Veya giriyorsa da bunun pahalanmasını sağlamak. Bizim bölgelerimizde Türk lirası geçerli olduğu için, bu bölgeler Türk lirasına geçtiği olduğu için bir stabil durum var. Bu stabil durumu bozabilecekleri tek faktör de petrol. O yüzden de petrol üzerinden bu üç bölgede vurmaya çalışıyorlar. Peki. Yani şeyin sorduğu, Nedim'in sorduğu
sorunun cevabı niye bunu vuruyorlar sorusunun cevabı, istikrarı ancak huzursuzluğu böyle attırırsınız bölgede.